Bav Televizyonu'na hoş geldiniz. İki Mısra arasında bu haftada sizlerleyiz. Edebiyata, sanata ve şiire dair konuşuyoruz. Bugün 15 Temmuz'un edebiyatımıza olan yansımalarını konuşacağız. Var olma mücadelesi veren bazı toplumlar zaman zaman bazı zorluklarla karşı karşıya kalırlar. İşte bu zorluklar karşısında da destanlar, menkıbeler ve şiirler yazarlar. Bu destanlardan bir tanesi de 15 Temmuz destanıdır. Bugün o günümüze en yakın olan o şanlı destanı konuşacağız. 15 15 Temmuz'u konuşacağız. Edebiyatımıza olan yansımalarını, şiirlerde nasıl yer aldığını değerlendirmeye çalışacağız. Kıymetli konuğum bizlerle birlikte olacak. Akademisyen Profesör Doktor Şaban Sağlık hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Allah erik versin. Ee, sağ olun hocam. Ee, çok önemli bir konuyu konuşacağız aslında yaklaşık 7 yıl oldu 15 Temmuz'un 7. yılındayız. Evet. E, ve hala dün gibi aslında. Çok e, önemli bir gün ve tarihe de çok sirayet edecek bir gün. E, biz de tabii ki bunu e, edebiyatımız açısından da değerlendirmek istedik. Çünkü tarihte olan tüm olaylar aslında evet. bir şekilde edebiyatta da yer alıyor. Çünkü edebiyat toplumun Sözcüsü bir yanıyla baktığımızda kayıt tutucusu. Ya da aynası değil mi? Ya evet da ya da aynası. yani evet. Daha doğrusu aynası hocam. Evet. Toplumda ne varsa hı hı. edebiyatta o var. Hı. Hayatta ne varsa edebiyatta o var. Şimdi 15 Temmuz'u konuşalım hocam ama biraz daha böyle 15 Temmuz'dan önce biraz daha genel çerçeveden ben elle de almak isterim. Çünkü Türk milletinin de baktığımızda çok genel ve ayırıcı vasıfları vardır. Mesela ordu millet anlayışı Türk hı. milletinde vardır. Bu kitaplarda geçer veya göçebe ve yaşamı benimsemeleri, özgürlüğüne çok düşkün olmaları Türk milletinin, bozkır yaşamı sürmeleri. Cengiz Aytmatov'un romanlarını da bile geçer anlatılır orada aslında. Türk milleti nerede varsa o romanlarda da ya da bazı öykülerde ya da metinlerde hepsini görürüz biz o şanlı destanında Türk milletini görebiliriz gerçekten. Bu manada Türk milletini tarihi ve edebi eserler açısından biraz değerlendirecek olursak orada nasıl görüyoruz? Öncelikle şunu söyleyelim. Siz de konuşmanızda belirttiniz. Edebiyat toplumun aynası. Bilhassa iki tür, tarihi iki tür geleceğe taşımak mümkün. Bir tarih ilimi ile, tarih bilimi ile bir de sanat eserleri aracılığıyla. Ama tarih bilimiyle geleceğe taşınan tarihin pek kuru yavan tarafları var. Asıl olan onun böyle yaşandığı andaki sıcaklığı ile ...insanlarda uyandırdığı travma ile... ...mutluluk ile, sevinç ile, duygusal... ...atmosfer ile onu geleceğe taşıma... ...sanat yoluyla mümkün oluyor. Şimdi bu manada en son... ...yaşadığımız travma 15 Temmuz... ...meselesi bahsettiğiniz gibi. Ancak şöyle... ...diyelim... ...bir düşünürün bir sözü var... ...diyor ki, ismini hatırlayamadım... ...bir şeyin... ...felsefesi yapılmazsa kalıcı olmaz... ...diyor. Bir şeyin felsefesinin yapılması... Tabii felsefesinin yapılmasını biz hep büyük filozofların görüşleriyle sınırlandırıyoruz. İşte Aristo'nun ne dediği, Ayflatun'un ne dediği, Kant'ın ne dediği vesaire. Büyük filozofların ne dediği. Oysa ben şöyle bir iddia olmasın ama şöyle bir şey söylüyorum. İşte batı medeniyetinde felsefetini yaptığı işi bizim edebiyatımızda, bizim medeniyetimizde edebiyat yapmış. Hı hı. değil mi Dolayısıyla bizim edebiyatımızın bu manada bir felsefe. Eşdeğer, felsefe eşdeğer bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Yani biz felsefemizi edebiyatla yapıyoruz. Evet. Ne demektir bu? Ee, bir şeyin edebiyatı yapılıyorsa, felsefesi yapılıyorsa o şey unutulmaz, kalıcı hale gelir. Evet. Şimdi söz konusu olan 15 Temmuz olduğuna göre 15 Temmuz'u da sadece 15 Temmuz 2016 yılı ele almıyoruz. Esasında e, siz de bilirsiniz yeni Türk edebiyatı yani modern Türk edebiyatı e, bir siyasal edebiyat tarihidir. Evet. Darbe de bir siyasal eylemdir, değil mi bir şekilde? Şimdi e, ve darbenin her türü edebiyatta yapılmış ya da ha, siyasal hayatta yapılan her tür darbe, her tür darbe mutlak surette edebiyata girmiş. Burada bizim böyle felsefede çok kullanılan bir kavramı da kullan, e, burada e, tekrar etmemde ve sakınca yok herhalde. Mesela biraz da postmodernist filozoflar çok kullanırlar yapı bozum ya da yapı söküm diye. Evet. Yani bir kelimeye bildiğimiz anlam dışında daha geniş anlam yüklemedir. Çocuk oyununa benzetirler bunu çocukların. Mesela şu elimdeki şey herkes kalemdir, çocuk yılandır. Bunu anında başka bir şeye dönüştürür. Bu bir yapı bozumdur. Yani evet. bir şeyden başka bir şey ortaya çıkarma. Bu anlamda bir kelime darbe e, neymiş? Yeni edebiyat bir darbeler tarihidir diye bir sıfat cümle kullanacağım burada. Evet. Özellikle. Mesela... E, Gavura, gavur demek yasaklanmış. Tanzimat Fermanında belirtilir bu. Bu bir darbedir, zihinsel darbe. Ya düşünün, yani 1839'da ilan edilen bu toplumsal bir travma yaratmış. Darbe kelimesi darb etme, sarsılma, değiştirme, insanları böyle büyük bir travma yaratma. Ne bileyim böyle acayiplik, deprem, yani çok köklü bir değişim yaratan her türlü olayın kod adıdır. Yani bildiğimiz sadece bir askeri grubun bir gece yarısı bir bildiri okuyarak yönetim el koyması anlamı değil. O en yaygın, en geniş anlamı odur. Onun dışında o kadar çok anlamı vardır ki edebiyat evet. yapı bozum dediği kelimelere yüklediği yan anlamlarla darbe şey yapar. Hı hı. Mesela Namık Kemal'in divan şiiri aleyhinde söyledikleri divan şiirine bir darbedir. Müthiş evet. <laughs> o anlamda. Yine Namık Kemal'in Ziya Paşa ile kavgası bir darbedir. Hatta Edebiyattan hatırlarsın e, Abdülhak Hamit Tarhan'ın Na kafi devi şiiri var. O da eski edebiyata karşı bir darbenin metnidir diyoruz. Hatta modern edebiyatta ilk roman, ilk tiyatro, ilk gazete vesaire bunların hepsi daha önceki var olan ürünlere karşı bir darbedir. Hı hı. Dolayısıyla darbe hayatımızda var olan bir şeyi bunu beğenmedim, bu eksik, bu yetersiz diyerek yerine başka bir şey koyma amacıyla Yapılan güce, evet, evet, Güce, güce dayanarak gerekirse şiddete çoğu darbeler hepiniz bilir ülkemizde. Mesela 27 Mayıs darbesi başbakan astı bu ülkede. 12 Eylül'ü söylemek bile istemiyorum. 28 Şubat süreci postmodern sıfatıyla anılan ve en son denenen tabii bu konuşmada farkını söyleyeceğiz. Bu manada 15 Temmuz 2016 darbe mi yoksa darbeye karşı bir darbe mi? Yani bazı çok nitelikleri evet, var, evet. özellikle özellikleri var. Dolayısıyla sizin de bahsettiğiniz gibi yeni edebiyatımızda, modern edebiyatımız aşina olduğu bir konudur darbe hı hı. konusu. Şimdi Türk milletinin karakteristiği dediniz, Türk milletinin şeyi falan dediniz. Ordu millet anlayışı. Evet, ordu millet anlayışı. Şimdi e, burada e, adil olan, adil olan adaleti sağlayan, e, otoriteyi sağlayan, e, savaşta cesur olan kahramanlıklar besleyen insanlara milletimizin değil sadece bütün dünyadaki, her insanın saygısı vardır. Burada belki birazdan konuşacağız. 15 Temmuz'un hakiki kahramanları, edebiyatınız tam yapılmamış. Mesela bir Ömer Halis Demir, değil mi? Evet. Mesela bir Ömer Halis Demir bana şeyi hatırlattı. Ulu Batlı Hasan'ı hatırlattı. Ya da Çanakkale'deki Seyit Onbaşı'yı hatırlattı. Şimdi Joseph Campbell isminde dünya çapında bir e, tanınan bir ya, düşünür evet. vardır onun. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu adıyla anılan bir kitabı var. Çok önemli bir kitaptır. Hı hı. Orada her büyük darbenin, her büyük toplumsal olayın büyük kahramanlar ortaya çıkardığını söyler. Ve kahraman bir yolculuktur. Aynı yani kompozisyona giriş, gelişme, sonuç der gibi kahraman bir şekilde ortaya çıkar. Bir şekilde bir takım icraatlarda bulunur, bir şekilde sonu vardır. Dördüncü ve son aşaması kahramanın ebediyen anlatılır hikayesi. Evet. Mitleşir, efsaneleşir ve nesilden nesile aktarılır. 15 Temmuz bu manada özellikle Ömer Halis Demir'den başlayarak değil mi? Evet, evet. O kahramanlarıyla beraber kesinlikle anlatılacak ve büyük kahramanlar doğuran değil mi? Büyük kahramanlar evet. yaratan bir eylemdir. Ama belki yine konuşacağız bir şeyin kahramanlaşması, mitleşmesi... Ya da anlatılabilir Anlatılması için bir zamana ihtiyaç vardır. Evet. Biz buna mesafe diyeceğiz. Buna ayrıca konuşacağız belki. Evet, yani mesafe evet kavramı bu, bağlamında. Bu en önemlisi belki de. Çünkü evet. E, yaşanan bazı olaylar var ve evet. biz bunları aktaracağız. Daha önce de yaşanan bazı olaylar oldu. Şimdi evet. biz bunları günümüzde okuyup değerlendirdiğimizde çok daha farklı değerlendirebiliyoruz. Tabii, Yazıldı, tabii. yaşandı ama bir de bunun okunması var evet. bizler tarafından okunması. Evet, tabii, değerli o, çalışmalar yapılıyor. O evet. kadar yazılan şiirler var. Yıllar sonra o şiirler çok farklı yönlerden ele alınabiliyor. Evet. Yine çok farklı şekilde değerlendirebiliyor. Başka durumlar ortaya çıkabiliyor değil mi? Tabii, yani tabii. bir bütün olarak bakabilmek. Söz gelimi işte ee, okuma dediniz. Şimdi okuma kavramının da kendi içinde bir şeyi var. Bizim e, okuma kavramına az önce bir kavram kullandım. Yapı bozum dedim. Evet. Felsefi anlamda bakıldığı anda e, okuma kavramına dört ayrı anlam yükleyeceğim Selma Hanım ben. Dört evet. ayrı bir birbirine bağlı sırasıyla. Ve yani okuma dendiğinde öncelikle birinci aşamada hı. anlama. yani 15 Temmuz bağlamında buna bakarsak 15 Temmuz'u anlayacağız. Hı hı. Yani bütün tarihsel verileriyle niye oldu, nasıl oldu, nasıl bir süreç yaşandı, hikaye olduğu gibi anlama. Bu birincisi. Birincisi. Evet. İkinci aşamada yorumlama. Yani hı hı. Yorumlama faslı vardır. yani ama anlamadan yorumlamayı geçmeyeceğiz. Yorumlayacağız. Yorum nedir? Kişinin e, olanları değerlendirmesi, evet. artısının eksisinin şey olması. Üçüncü aşamada dallandalı atlıyorum. Üçüncü aşamada şey vardır, eleştirme vardır. Hmm. E, yorumlamadan bir sonraki aşama vardır. Son aşama, son aşama e, fikir üre üretme. Hmm. Dört aşamalı bir eylem planıdır okuma aslında. Şimdi evet. 15 Temmuz konusunda henüz bunu yapmaya zamanımız oldu mu? Şimdi sanat eserleri bunun yorum her sanat eseri bir yorumdur. Şu an e, acaba anlayabildik mi? Yani bunun teorisini yapan, bunun felsefesiyle uğraşan düşünürler. Şunu söylüyorlar, siz bunu dört yıllık bir fakülte gibi düşünün. Evet. Anlama, yorumlama, eleştirme, fikir beyan etme gibi. Birinci sınıfı geçmeden ikinci sınıfa. Geçemez. ikinci sınıfı geçmemek gibi. Her birini bir sınıf gibi düşündüğünüzde mutlaka bir sonraki, bir öncekini zorunlu kılıyor. Bu anlamda Türk modernleşmesi, Türkiye'deki entelektüel dünya hep eleştirilir. Türk aydınları eleştirilir. Denilir ki anlamadan yorumlamaya çalışıyor. Evet. Yorumlayamadan eleştirmeye çalışıyor. Hiçbirini bilmeden fikir, akıl vermeye çalışıyor gibi. Bütün buradaki hiyerarşi altüst olmuş. Bu da Türk modernleşmesinin başka bir sorunu. Dolayısıyla 15 Temmuz gibi önemli bir hadise noktasında bile bunu bir süreç olarak öneriyorum ben. Önce niye oldu bu sebep? Ee değil mi? Sebeplerle evet. beraber olayı olduğu gibi ortaya koyma faslı. Hani siz okuma dediniz, anlama dediniz de yorumlama dediniz de okumayı bu 4-5 aşamalı bir eylem planı olarak ifade ediyoruz. Şimdi evet. biz hangi aşamadayız o zaman? diyebilirsek biz e, yani evet. eserler verildi. Şimdi eser, evet. verilen eserler var. Oraya baktığımızda yorumlama kısmına geçilmiş gibi değil mi? Yorumlama kısmında evet. verilen eserlerden bahsediyoruz. Tabii bahsedelim. bunlar kolaylık olsun diye e, bir e, tasnif yaptık burada. Ancak e, birinci aşamanın hakikaten verilmemiş. Birinci sınıftan ikiye geçmemiş yani, henüz. Atlan derslerimiz var yani böyle. Evet. Anlama Yani 15 Temmuz nedir dendiğinde burada siyasete girmek istemiyorum. Dost doğru olarak bunu yerli yerine oturtamıyoruz. Değil mi? Mesela arkasındaki FETÖ denen kişinin niyetleri, uluslararası şey bağlantıları, yani. Türkiye'deki Türk insanıyla, Türk siyasetiyle, Türkiye'deki başka gruplarla irtibatları falan. Darbe mi yoksa yani çok eleştirilen bir konu var işte kontrollü darbe tiyatro falan evet. söylemleri hafife alındı. Yani birinci aşamada anlaşılmaya varılmamış. Varılmadığı için de aceleye getirmeden burada da bu vesile programınız vesilesiyle onu hatırlatmak istiyorum. Yani acele etmeden bunların konuşulması gerekir. Birinci aşama evet. sebep nedir ne değildir falan. Müsaadenizle burada özel edebiyat yorumlama noktasına gelmeden önce bizim büyük yazarlarımız, şairlerimizin bu konuda neler ifade ettikleri. Mesela bir Yahya Kemal. Evet. Bir Yahya Kemal modern edebiyatın olduğu kadar bizim Türk düşüncesinin de büyük filozoflarından biri sayarım ben. Değil mi şey olarak? Hı hı. Onun resimsizlik, nesirsizlik adıyla bir yazısı var. Resimsizlik, nesirsizlik adıyla bir yazısı var. Bir. Hı hı. Bir de hayal beste Hayal Beste adlı bir şiiri vardır. Evet. Orada geçer Mısır'a resmi aksettirebilseydin, şiiri aksettirebilseydin şöyle olurdu, böyle olurdu falan diye. Ve orada bir son Mısır'a geçen bir ifade Mısır'a vardır. Mazini dirilten sanat. Hmm. Şimdi e, mesafe kavramından bahsederken de belki söyleyeceğiz bunu bir anlamda. Tarihin hangi döneminde yaşanırsa yaşansın yorum Yorumlanan yorumlanan olguyu taze bir hale getirir, günceller. Hep şu ana getirir. Hmm. Rasim Özdenören merhumun tabiriyle söylersek at the moment İngiliz'de vardır şu an. Evet. Yani ilk çağda da olsa, geçmişte de olsa, gelecekte de olsa yorum dediğimiz hadise hermenotik batı dillerinde hmm. her an ayağımızı bastığımız şu ana getirir meseleyi. Yani yorum Canlı tutar. Şu, can, aynen öyle, aynen öyle canlı. Hani televizyonda canlı derler ya, evet. bence e, yorumun en va bariz vasfıdır. E, o yüzden içinde bulunduğu anın farkında mı acaba bir insan? Yani ne kadar farkında? Ya da yaşadığı şeyin Tabii, farkında mı? Mesela Pushkin, Rusların büyük şairi şöyle diyor, sanat unutturmaz diyor. Bir şeyi unutturmak istemiyorsanız sanata mal edin, sanat unutturmaz. Benzer bir şeyi Pushkin'den ilhamla Nazım Hikmet de söyler. Sanatın unutturulunca. Evet. Bunun yığın örnekleri var. Evet. İnsan unutan bir varlık ama sanat unutturulunca. Sanat hatırlatıyor bu şekilde. Evet. Hangi dönemde olursa olsun ama burada neyi unutturmaz? Değil mi? Neyi unutturmaz? Şimdi burada bir başka e, isim anacağım ben. E, Forster isminde bir roman sanatı diye Türkçe çevrilen kitap olan bir düşünür var. Edebiyat düşünürü kuramcısı. Hı hı. O şunu söylüyor. İnsanın hayatında zamanı yaşadıklarını ayırırken ikiye ayırırken zamanı ikiye ayırıyor. Bir diyor nesnel zaman. Saatler, dakikalar takvimle ölçülen zaman. Bu diyor sanatın zamanı olamaz. Bu tarih biliminin zamanı. Tarih evet. biliminin zamanı. İki tırnak içinde söylüyorum değerlerle ölçülen zaman diye bir kavram kullanılır. İşte sanatın zamanı odur. O da nedir? Değerler seçkinci olursunuz. Mesela şöyle diyor. İnsan Değerlerle ölçülen zamandan kastı işte bir geziye gidersin herkesle evet. beraber ama orada atıyorum bir restorana gidersin orada olağanüstü bir yemek yersin onu asla unutamazsın. Evet. İşte o asla unutulmayan şeydir ve evet. zaman akıp gider hatta Mevlana bu konuda şeyi örnek verir İsa'nın akıp giden zamanında sürekli olarak takvim zamanının aktığını söyler ama... Evet, sevdiği biriyle mesela aşığın sevgilisiyle buluştuğu evet. andaki zamanın asla unutulmadığını sadece bu değil insanın mutluluk başta olmak üzere mutsuzluk tedirginlik yani bir bir duygu bir his evet, evet duygu işin içine karışma İşin zaman, içinde varsa bu duygulardan biriyle tecelli eden bir olay yaşamışsa işte bunu anlatır sanat bununla ilgilenir dolayısıyla bu değerlerle ölçülen zamandır. Evet şey anlamında evet yani zaman karşısındaki sınavını başarılı verebilmiş bir eş, bir eser bir sanat eseri aslında kalıcı hale geliyor evet evet neyi o kadar nasıl anlattı nerede belki en önemlisi evet. nasıl anlattı değil mi hocam e Tabii. tabi yani evet. neyi anlattığına baktığımızda bir olay birçok kişi tarafından anlatılabiliyor aslında evet. aynı olaydan bahsediliyor ama Öne çıkanlar her zaman farklı oluyor. Nasıl anlatıldı? Belki bu konuda da aslında bu ön plana çıkacak. Ya, tabii şu, Şimdi, şunu evet. söyleyeyim. Bu önemli bulduğumuz <laughs> için sanatta da 15 Temmuz için de e, önemlidir bu. Mesela e, diyor ki Forster'ın bir örneği bir mülakatında. Bu ana kadar diyor e, ağzımızdan binlerce lokma ye, kaşıkla yemek yemişizdir. <laughs> Hiçbirini hatırlamayız. Evet. Çünkü sıradan zamandır o. Ama Allah korusun birinde sıcak bir yemek ağzımız yakmışsa onu asla unutamayız. Hatıra <laughs> olarak kalır ve evet. değerler ölçülür. Yani zaman geçse de o. Bu anlamda sanatın yaşanan sanat, hikaye diye kodluyoruz biz bunu. Yazılan ve kurgulanan sanat boyutu vardır. Özellikle yani sanatçılar neyi anlatırlar, neyi unutulmaz kılarlar sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Değer, değerler ölçüler zaman. Ee, anlamında söylüyorum bunu. Evet. Bir şekilde. Şimdi yani değerlerle ölçülen zaman dedik. Burada mesafe kavramından bahsettik. Belki en önemli konumuz bu hocam. Şimdi evet, evet. edebiyattan bahsediyoruz, edebi eserlerden ve 15 Temmuz'un edebiyat açısından nasıl değerlendirildiğine de bakıyoruz. Pek çok şiir de yazıldı, roman da yazıldı evet. ama şunları da sormamız gerekiyor sanırım. Doğru bir zaman mıydı ya da yeterince zaman geçti mi ya da gerçekten demlendi mi bu olay? Onun evet. ondan sonra üzerine yazılanlar yeterli olacak mı ya da ne kadar zaman sonra üzerine bir şeylerin yazılması daha faydalı olur? Çünkü geçmiş <laughs> zamana da bakıyoruz. Mehmet Akif olsun, başka destanları yazan şairlerimiz olsun. Onlar da yazdılar ama sanki onlar biraz daha o zamanın içinde yazdılar. Şimdi orada evet. yazılanlardan da çok güzel destanlar çıktı. İşte o arada nasıl bir fark var? Yani orada da Demlenmesi gereken bir zaman var mıydı, ya da şu anda öyle bir zaman var mı içindeyken mi yazmalıyız, ya da daha sonra? Evet, e, burada bir e, İngilizlerin çok kullandığı bir atasözü varmış. iron hat diye, ayrın iron, iron yazılıyor ya. Evet. Kızgın demir demekmiş. İngilizce sözlükte de ütü anlamına da geliyor. İran oradan gelirmiş hatta. Evet. Hat sıcak, demir sıcak. Yani sıcak demirin ne olduğunu anlayamadı. Elinizi yakar, yanışamazsınız falan. Onun ne olduğunu tanımlayabilmeniz için biraz soğuması lazım yani. Evet. Bu anlamda toplumsal olaylar. Mesela Mehmet Akif'in Çanakkale şiirini yazdığında, Çanakkale'de değil, Arabistan'da olduğunu biliyor muydunuz? Evet hocam. Değil mi? Arabistan'daydı. Biz buna sanat edebiyat dilinde... E, ...felsefi karşılığı da var... ...kısmen ona da değinir ifade hı hı. edilir... ...mesafe diyoruz hı hı. Selva Hanım... ...mesafe evet. kavramı... ...çok güzel bir yere değindiğini Evet e, ...bu anlamda sıcağı sıcağının bir olay olduğu anda... ...hatta... E, ...gerçekten yaşadığımız bir an... ...Allah korusun bir travma geçiren ...öfkelenen biri, kırıp döken birine... ...az sakinleş, dur sonra konuşuruz bunu deriz... ...o anda niye? Çünkü... ...travma var... ...duygusallığı devam ediyor, yıkması, yakması... ...değil mi böyle... Ee, böyle devam e, devam ediyor evet. onu onu bir soğuturuz önce Sakinleş, sonra konuşuruz şunun da öne önemli değil deriz buna sanat dilinde buna mesafe deniyor mesela tarih bilimcileri buna diyorlar ki en az 25 yıl geçsin gibi olayı tarih kitaplarına alalım hı hı. yani özellikle oluşumunu tamamlasın e, gelişimini tamamlasın hatta bizim yeni Türk edebiyatında bir anlayış da vardır Mehmet Kaplan hocanın şöyle bir örneği var e, Der ki devam eden olay sıcağı sıcağına bir olay dönem bir tekerleğe benzer. Yanıltabilir. Mesela Hı -hı. tekerleğin üzerinde kırmızı bir nokta var döndükçe sanki tekerleğin her tarafı daire kırmızı zannedersiniz. Evet. Oysa o kırmızı bir noktadır değil mi? Kırmızı Hı -hı. bir lekedir döndük de her taraf öyle. Yani hareket anında ha hakikati verme problem olabilir. Bu yüzden dönen tekerleği değil duran tekerleği incelerseniz tekerleğin ne olduğunu ifade evet. etmiş olursunuz der. Şimdi Bu olaya 15 Temmuz açısından bakıldığı anda e, biraz zamanın geçmesi biraz bunu anlaşılması biraz önce okuma anlama yorumlarından bahsederken birinci aşama meselenin anlaşılması demiştik değil mi? Evet. Anlaşılması acaba neydi hangi sebeplerden kaynaklandı? Eğer burada bir mutabakata varılmazsa ikinci aşama yorumlanması da ihtilaflı olacaktır. Rumlanmasında da e, sorun olacaktır. Mesafe ister e, şey yapın bunu. Mehmet Akif'in Arabistan'da bulunması Tabii. bir mesafeydi dedik. Evet. Yani orada onu o iyi anlamasını sağlayan durumlardan biri o muydu? Te telgrafla mesafede, mesafe konusunda bir bilgi şeyi olur. İçinde olmazsınız. Hı hı. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Çok ilginç bir örnektir bu. E, edebiyat tarihlerinde Walter Benjamin'in Son Bakışta Aşk diye bir kitabı var. Bu kitabın bir bölümünde hikaye anlatıcısı diye bir bölüm var. Orada şu örneği verir. Eski Bizans imparatoruyla ile Bizans İmparatoru ile Fars İmpar İran imparatorları arasında çıkan bir savaşdaki bir anekdotu örnek olarak verir. Burada şimdi imparatorlardan biri diğerini yener ve esir alır. Hangisi hatırlamıyorum. Yani e, diyelim ki İran İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu esir alır hı hı. ve e, ilginç bir şekilde izler böyle. İmparator esir alınan yardımcılarını, bakanlarını, askerlerini, komutanlarını şöyle böyle izler falan. Ama sıra bir tanesine gelince gözyaşını tutamaz. Hükümdar ağlar, öbürü sorar. ve Uzun hikaye bu böyle. Mesafe anlamında söylüyoruz. Hı hı. Diyor ki, hatta biz onu şöyle söyleriz. Mesela diyor, evinizde mahalledesiniz, dışarıda bir gürültü, karmaşa gördünüz. Kavga gürültü falan. İnsanımız bayılır ya, sokakta kavga ediyor birileri. Böyle evet. camdan, pencereden bakarlar, onu izlerler. Sokakta kavga izlerler. Çünkü mesafe var. Mesafe olduğu için ilgiyle, hikaye, film izler gibi. Orada unutmayan, oradaki pozisyon şey seyirci. Hı hı. Seyirci pozisyonu. Peki o sokaktaki kavga edilen kişi kadın. Orada kavga eden kişinin oğlu olduğunu görünce ne yapar? Evet. Yani daha o hararetlenir herhalde. D ya Soğumayı cinnet geçirir içerisi. ilgiyle izlemez. Evet. Hatta izlemez gider İçine yardım bile eder. İşine karışır. Dolayısıyla izleyen iken izlenen noktasına gelir. Hı hı. Dolayısıyla mesafe yoksa izlenecek bir şey de yoktur. Yani izlenecek bir şey de yoktur. İzlenecek bir şey yoksa anlatacak bir şey de yoktur. 15 Temmuz'da yaşanan hadiseler mesafe oluşturdu mu oluşturmadı mı? İzlenecek bir mesafe oldu mu olmadı mı tartışılabilir. O zaman şöyle Öldüm. bir soru geldi aklıma hocam. Şimdi içindeyken yazılanlar hissettiklerimiz mi o zaman? Yani Nasıl? bize hisset, hissettirdikleri bu olayın. Aynen İçindeyken öyle. yazdıklarımız bundan ibaret o zaman. Evet doğru söylediniz. Daha yorumlanmadı. Tabii yorumlanmadı. Onu şöyle not almışlar bu anlamda. Ziya Gökalp'tan bir örnekle bunu söyleyeyim. Onun bu fikir söylemiş. Diyor ki az önce verdiğim örnek bağlamında 15 Temmuz'da hayat sanatlaşmıştır. Hayat. Yani bizzat e, kurgulanmasına, anlatılmasına gerek yok. Sokakta yaşananlar Bizzat sanatın kendisiydi orada. Evet. E, zaten kurgu, yani sanatın iki boyutu var. Bir böyle ya gerçek yaşam unutulmaz travmalar yaratır, duygusal refleksler yaratır. Sanat tadındadır unutulmaz hatıralar yaratır. Ki mesela bir Ömer Halis Demir'in bir Erol Olçan, 15 yaşındayken e, deme genç delikanlı. Ee, o, oğlunun falan orada hatta tankın önüne yatan o gençlerin şeyleri bunlar yaşanmıştır biz bunları kurguda izlemedik film sahnesinde izleme, izlemedik Ziya Gökalp diyor ki şuur devrinde şiir susar diyor hmm. şuur devri dediği e, hayatın gerçekten yaşanan hayatın sanat tadında real olarak yaşanmasıdır 15'te ve çoğu zaman Yıllar sonra, asırlar sonra anlatılanlar, destana dönüşenler de bunlardır işte. Ama evet. sıcağı sıcağına anlatılmaz bu. Mesela Çanakkale'yi Akif yazmıştır ama Çanakkale türküsü hala söylendiğine göre sonra tecelli etmiştir. Evet. Şey anlamında. Evet. Çok önemli bir detay. Yani evet, orada evet. Akif aslında mesafesini de koruyarak evet. hissedilenleri yazdı. Evet. Biz yıllar sonra onları okuyoruz. Evet. Ee, şey anlamında şöyle düşünün. Yazma, kurgulama bir şey söyledik. önce yorumlamadır. Hı hı. Yorumlama önce anlıyor ve yorumlarken yorumlama da esasında bir ayıklamadır yani. Hı hı. Yani biz bunu çok farklı cümlelerle ifade ederiz. Yorumun yorumunu yaparken mesela bence diye başlayan her cümle bir yorumdur kişisel evet. yorum. Öyle değil mi? Evet hocam. E, o zaman. He mesela orada hissettiklerini yazdı akif hissedilenleri yazdı. O zaman bunları tür bağlamında ayırabilir miyiz? Mesela o anı yazmak, yaşanılan anı yazmak şiiri özgü bir şeyken. Çünkü hı hı. Türk milleti evet. kendini bildi bileli aslında şiirle var oluyor ve şiiri de genel olarak hissettikleriyle ve bir coşkunlukla yazıyor. Evet. Değil mi? Çoğunlukta böyledir. Destanlar da öyledir. Ama farklı türlere baktığımızda belki o türler yorumlama kısmı içine girebilir diyebilir miyiz bilmiyorum. Evet. Bu doğru. Yine ben Yahya Kemal'den bir örnek hatırladım burada. Onun bir şiiri, Rindler'in Ölümü galiba, 40 yılda tamamladığı söylenir. Hı hı. Yani bir şey, şöyle bir şey söyleyelim. Naklen hikaye olmaz. Yani naklen hikaye. Değil mi? Naklen evet. hikaye olmaz. Hikaye için yine sanırım Walter Benjamin o hikaye anlatıcısı kitabında şöyle bir kavram kullanıyor. Anlıyoruz İkincil bir şeydir diyor. Mesela siz bir şeyi önce yaşarsınız, sonra anlatırsınız değil mi? Evet. 15 Temmuz yaşanmıştır. Anlatılması ve sanatsal anlamda kurgulanması süreci yeni başlamıştır yani bu anlamda. Hani hep şeyi kullanırlar galiba çay metaforu üzerinden giderek demlenmemiştir. Yani hı hı. onun demlenmeye bırakılması, zamana bırakılması gerekir falan anlamında. O şey vardır, evet. yaşanmış olan, anlatılacak olan travma ham madde vardır. Hatta burada Fransız kültüründe de e, yırlanmış şarap şeyi kullanılır, Metaforu evet. kullanılır. Aradan zamanın geçmesi, az önce söylediğimiz mesafe kavramı. Mesela Sokrat, bu benim söylediğim mesafe kavramını bir şeyin bilinmesi, tanınması bağlamında kullanıyor. İnsan kendini bilir mi, tanır mı derken. Ayna diyor, İnsan diyor kendinden bahsederken bile karşısına bir ayna koyar, mesafe koyar, değil mi? Ayna dahi kendini seyreder Evet. ve araya bir mesafe koyar. Yani nedir bu anlatmada? Şu yok mudur? Anlatan ve anlatılan diye iki temel kategori vardır. Hı hı. Şimdi insan anlatan da kendisi, anlatılan da kendisi. Ama olayın içindeyken, sıcağı sıcağına iken bunu anlatması mümkün görülmüyor. E, bu manada, e, bu manada yazılan eserler özellikle. Yazılan sanat eserleri olayı betimlemeden öte bura, bu da önemli bir şey. Hı hı. Bunu söyleyeceğiz. Olayı siz zaten e, sorularda da bunu sormuşsunuz. E, yani kalıcı olması, geleceğe kalması estetik sanat yönünden kuvvetli e, bir klasik durumunda iyi bir sanat eseri olarak geleceğe kalması için onun sanatın kurallarına riayet etmesi gerekiyor. Bunun böyle olabilmesi için de Mesela 15 Temmuz bağlamında 15 Temmuz gibi önemli bir insani travmanın evrensel özünü yakalaması lazım. Sanat insanın evrensel özünü yakalar. Evrensel öz nedir diye sorulabilir belki burada. Evet, nedir hocam? Mesela burada şeyi söyleyeyim. Burada da var. Bunlardan biri şu anda kendisine şifa diliyoruz ağır hastalıkla tedavi görüyor Recep Seyhan abi. Versin. Ebu Cehil Karpuzu 15 Temmuz sebebiyle yazılan romanlar için birinci seçilen romandır. Çok fazla roman yazılmıştır Hı. ama çoğu popüler klişeler. Bizim şimdi dallan dala atlıyoruz. Hakiki sanat eseri ile. Popüler sanat eseri, gelip geçici sanat eseri arasında fark var. İkiye ayırıyoruz popüler olan ve evet. estetik olan diye bunu ikiye ayırıyoruz. Bunu felsefi olarak şöyle bir ayrım yapalım mı? Şöyle diyelim. Bu konuda yaptığım bir çalışmanın başlığı da böyleydi. Sanat yönünden güçlü olmayan eser parodiktir. Yani taklit eder söylenene. Mesela siz bir şey yaptınız, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı, şu şöyle yaptı falan. Söyleneni bir kere daha yapma. Hani parodi, okullarda, liselerde evet. öğrenciler hocalarını taklit ederler, yıl sonu masallarıyla taklit ederler parodi. Sanatla ilgilidir ama özellikle söyleneni bir kere daha tekrar etme yapılanı taklit, parodi çoğu zaman sanatın parodi düzeyinde kalması sanatı zayıflatır. De onu zaten biliyoruz. Mesela Ömer Halis Demir'in şehit olması, 33 kurşunla yaralanması, orada oradaki komutanlığı alından vurması, oradaki kahramanlık anının defalarca ekrana getirmek, anlatmak paradiktir. Hmm. Şimdi peki parodinin zıttı nedir? Hakiki sanat var varoluşlar anlamda o paradik olandan yola çıkılır. Ondan yeni yeni hangi değerler üretilir acaba? Hmm. Mesela şeyi vardı bizim hocamız şunu söylerdi. Dünyada Shakespeare Enstitüsü var. Shakespeare hakkında her yıl yüzlerce kitap yayınlanıyor. Biz Türk kafasıyla sorarız. Ya Shakespeare'in neyi kaldı anlatılacak? Evet. Falan <laughs> filan. Tekrar hayır. Yeni bir dizge bunu açıklamak için zamanım yok burada. Yeni bir dizge, yeni bir bakış açısı, yeni bir varoluşsal alan belirleyeceğiz. Tamam mı? Belirlediğimizde o açıdan. 15 Temmuz'da yaşanan bir anekdotu, bir sahneyi alıp yeniden yorumlarsak kalıcı sanat eseri olur. 15 Temmuz'la evet. ilgili yazılan eserlerde bu böyledir. Mesela Recep Seyhan burada e, kitaba ad veren Ebu Cehil karpuzu. Şimdi Ebu Cehil karpuzu diye bir karpuz türü varmış bilirsiniz. Evet, evet. E, tatlı, çok lezzetli ama... Zaten yiyeni öldüren, zarar veren, zehirleyen bir yiyecekmiş. Evet. Bu şimdi Fetö denen kişinin metoduyla, yöntemiyle hoşgörülü, mülayim, nazik, kibar hı hı. falan böyle insanları avlayıp ama sonra zehirlemesi yönüyle buna benzetti. Şimdi evrensel insan özü dedik. Hakiki sanat eseri bu dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle. Şunu söylüyor. Size karşı böyle davranan hani böyle e, tatlı davranan, iki yüzü davranan e, kişiler varsa evet. asla onlara inanmayın, kanmayın. Çünkü geçmişte bu kananlar hep zarar gördü. Bugün de yarın da zarar görecek diye evet. insana dair bir şey vardır. Ve bu konuda da FETÖ olayını 15 Temmuz'u örnek veriyor. Yani büyük Hı -hı. olaylar bir örnektir. Ve bunun gibi mesela Ziya Karateki'nin Ordu Millet Destanı'ndaki her bir mısradaki bir Böyle değer üretilmiş yani değerler açısından bu metinler evet. okuduğumuzda yığınla ve bunlar kalıcı olacaktır. Kalıcı olmasının ölçütü tekrar ediyorum insana dair evrensel bir özü alıp işlemesi paradigm evet. düzeyde kalmamış olması. Evet. evet aslında tatlı gibi gözüken şeylerin sonunun evet. acı olabileceğini bu bir evrensel değer ama evet. yaşadığımız bir olay bunun bir parçası. Evet Onu bu şekilde anlatmış Kesinlikle. ve belki en önemlisi. Benzetmeler var hocam. Yani metaforlar evet. var, benzetmeler var. Bir şey olduğu gibi değil de biraz dolaylı yoldan anlatmak ve yansıtma. Mesela değil bir mi? başka çok geçen, çokça geçen başka bir eser 15 Temmuz'la ilgili şu an yaşayan genç romancılarımızdan biri. Güray Süngü Bey. Evet. Onun anlattığı Gece diye bir sayfalık bir öyküsü var. Öykü, hikaye diye öykü. Evet mükemmel bir metin, geleceğe kalacak olan bir metin çok sıradan bir şeyi, sıradan bir şeyi anlatmış. Şimdi Orhan Pamuk'un cümlesi aklıma geldi. Şimdi sanat nedir, kurgu nedir diye ona sormuşlar. Hmm. Diyor ki, önemsiz bir şeyi önemli hale getir, önemli hale getirmedir. Önemsiz bir şeyi çok önemli hale getirmedir. Tersi de doğru. Önemli olan bir şeyi de önemsiz hale getirmedir. Hmm. Mesela herkesin Böyle sıradan gördüğü, sıradan bulduğu bir evet. e, bir hadiseden, bir kesitten, e, bir manzaradan, bir sahnede gördüğü bir olaydan evrensel bir değer öğretmektir. O gece adlı öyküde Türkiye'nin tarihi var. Dünü var, evet. bugünü var, geleceği var. Hepiniz bilir. Mesela ben çok hoşuma gitmiştim. Okuduğumda buraya da not almışım. Hani çok tartışıldı. Türkiye'de 15 Temmuz gecesi sokağa çıkıp da hakikaten şey yapan, kahramanlık destanı sergileyen kişiler. Burada antiparantez şöyle bir şey söyleyelim. Bu da Rasim Özdenören'in tespitidir onu aktaralım. 15 Temmuz'un diğer darbelerden farkı hı hı. nedir? Çok evet. farklı bir şey. Rasim Bey hiçbir komplekse kapılmadan diyor ki, çok uzun mevzu ama, Diğer darbelerde mesela formal olan 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de hmm. e işte 28 Şubat'ta falan bütün önceki 12 Mart Muhtırası'nda falan halk nesne idi. Pasifti. Hmm. Evet. Ama o e 15 Temmuz'da halk aktif hale geldi. Evet. Çok dağlar kadar fark vardır bu bakışta. Sonra bu yönüyle neye benzer? Fransız devrimine benzer mesela. Hmm. Halk Bastille hapishanesini yıkıp evet. özgürlüğüne kavuşmak için değil mi? İşte evet. çağ açıp çağ kapadı o olay. Fransız devrimi buna benzer evet. diyor 15 Temmuz. Biz belki de bu olayın da böyle olacağını çok daha yıllar sonra Ke, bir şekilde kesin. göreceğiz. İşte sanat eseri evet. bize bunu hatırlatması. Hı hı. Bu özü bize imgelerle sanatın diliyle vermesi. Başka? 1979'da İran devrimi Hümeyni gelince orada da bir halk hareketi oldu. Onu hatırlatıyor bakın. Sonra 1989'da galiba Romanya'da Çavuşaskuyu devirdi. Diktatör halk. Evet. Bunun gibi 15 Temmuz bir darbe dünyadaki başka olaylarla yani zamanımız olsa ayrı ayrı mesela Fransız ihtilaliyle 15 Temmuz diye tek başına bir konuşma yapılabilir. Evet. Tek başına bir mukayese yapılabilir. Şimdi durum böyle olunca Güray Süngü şöyle diyor. Bu halk, şimdi bu halk özellikle, bu halk, sokağa çıkan bu halk, tırnak içinde söylüyorum aşağılanan bir halktı. 15 hmm. Temmuz gecesinde bir gazete ismi önemli değil. Mesela göbeğini kaşıyan adam diye hakarete uğrayan bu halk evet. 15 Temmuz gecesinde ve böyle e, itibar edilen köylü diye bilinen ta 50 yılından itibaren bir aşağılanan bu halk gerçekten kahraman oldu. Joseph Campbell'in Kahramanın Yolculuğunda bir kahramana dönüştü. Hı hı. Ee, özellikle Sahte Kahramanlar diye bir kitabı vardı Necip Fazıl'ın. Özellikle mesela bizde Jale özetle dirilik yapanın bir kitabı var. Kabuğunu kıran hikaye. Hı hı. 50 sonrası öykücülüğümüzdeki büyük isimleri şey yapar. Yüceltir orada. Hı. Diyor ki hayır diyor asıl yüceltilecek olan onlar değil. Bu halktır falan diyor. Gürel Süngü Gece Öyküsü'nde e, şunu, şey yapayım, sıradan olandan olağanüstü bir mesleği çıkarmıştır evet. hikaye. Evinde işte e, evinde e, her Türk orta vasat ortalama Türk ailesinde olduğu gibi şehirde oturan, e, Acun Ilıcan'ın programını izleyen, yarışma programını izleyen, elinde de şey zappin evet. gizleyen, çekirdek çitleden evinde o kanaldan bu kanaldan giden sıradan bir aile vardır. Hı hı. O sırada ekrana şey gelir. İstanbul işte köprüsü, hı hı. Boğaziçi köprüsü iki taraflı ve tek taraflı o şeye kapatıldı. Evet. O dikkatini çeker. Bu neyin nesi falan acaba Allah Allah niye kapatıldı bir şey mi var diye can kulağıyla dinlerken sonra zamanla geçerken o altyazıdan işte o FETÖ'cü alçakların darbeye teşebbüs ettiklerine dair altyazılar geç, geçince Oradaki ev sahibi der ki benim der, büyük dedem benim babama Çanakkale'de yaşadıklarını anlatıyor. Benim büyük dedem babam 12 Eylül'de 27 Mayıs'ta yazdıklarını anlatıyor. Korkaklık hikayeleri. kalkanım sokağa çıkalım. Biz de bu sokağa çıkıp evet. da 15 Temmuz'a iştirak edelim diye. Sıradan bir ailenin şeyini anlatmış. Ama öyle güzel anlatmış ki. Evet. o Dolayısıyla gele ben Buraya gelmeden önce baktım hakkında makaleler yazılmış, çok dergilerde alıntılar yapılır. Minnacı bir hikaye. Demek ki evrensel özü yakınca yakalayınca, e, yakalayınca şu var. Yani sizin önemsiz gördüğünüz, sizin önemsiz gördüğünüz bu insanların neler yapabileceği, bu halka değer verme anlamında. Yani evet, halka, halka değer, nasıl değer Halka kadar. nasıl değer? Bu halkın şeyi. Hatta. E, Ziya Gökalp halkı olarak hani o sosyoloji halkiyat diye hı hı. çevirir ya. Yani halka sırtını dönenin başarılı olamayacağı. Evet. Değil mi? Halka sırtını dönenin sıradan halkı Güray Bey de oradan sıradan evdeki bir sıradan vatandaş adı bile yok. Almış. Evet. Olan öykü çıkarmış. Dolayısıyla demek istediğim paradik olmanın dışında. Evet, yani o zaman burada mesafeyi koyabilmişler mi? Nasıl? Bu yazarlarımız. Mesafe şu anlamda büyük sanat eserlerinde büyük sanat eserleri mesafeleri artırır. Hı hı. Mesela Osmanlı zamanındaki bir olayı da hatırlatır. Biz buna arkatip deriz. Evet. Günümüzde gelecekte olan olayları bugünü de yani e, mesafeden çok mesafeler diyelim bu büyük sanat eserleri için. Bunca yazılan metin arasında gerçekten e, yeterli diyebilecek miyiz? Ki sanmıyorum hocam değil mi yani? Şimdi e, şunu söyleyeyim. E, yeterli mi? Değil. E, çok fazla yazılmış. E, sayısı çok ama yeterli değil. Ben burada başka bir kavram alacağım. Biraz önce hakiki sanat hı hı. eseri ayrımı yaptık. Yani parodik düzeyde kalan değil, varoluşsal Estetik düzeyde kalanlar için burada Dostoyevski'nin bir kavramsallaştırması var. Oradan ilhamla bizde Kemal Tahir bunu almış, Yahya Kemal bunu almış, hatta Rasim Özenören de alıyor. O da şu. Hı hı. Hı. Diyor ki ben bütün eserlerimde Rus ruhunu aradım diyor. Yani bir sanatçının, bir yazarın kalıcı olması sizin tabirinizle geleceğe taşınması hakikaten o ülkenin edebiyatçısı sayılabilmesi için o medeniyetin, o milletin ruhunu temsil etmesi lazım. Dostoyevski Rus ruhunu temsil eder. Buradan ilhamla şunu söylemek istiyorum ben. Bir büyük eser Türk ruhu ya da Türkiye'nin ruhunu temsil ederse kalıcı olur. Evet. Bu anlamda bir memleketin ruhunu temsil eden eserlerin önündeki en büyük engeli de söyleyeyim ideolojik bağnazlıktır. Bizim hmm. modern edebiyattaki bu ideolojik bağımlılık maalesef çoğuna engel Neyden oluyor. Neyden bahsediyoruz hocam? Biraz ee, daha açabilir miyiz? Ideolojik, ideolojik, i̇deolojik olarak. ya Nasıl söyleyeyim? Mesela şimdi e, bir kahraman yaratıyorsunuz. Necip Fazıl'dan hareketle ben bir şey daha söyleyeyim burada. Tabii. E, metafizik olmadan sanat olmaz diyor, Edebiyat olmaz. Mesela Çanakkale Savaşı'nı anlatırken Çanakkale şeyini anlatırken efsaneler, menkıbeler var orada ya. Seyyid Onbaşı'nın 276 kiloluk bu evet, to, bu kaldırması hatta bir bulut hadisesi vardır orada. Çok ilginç, olağanüstü menkıbevi olaylar, akılla izah edilemeyecek olaylar hı. vardır. Şimdi bu olayı söylediğinizde, anlattığınızda bunu biri tutup da pozitivizm, modernizm, bilim ve rasyonalizm adına saçma bulursa bu çağda Hı. böyle saçma sapan bir şey olur Hı. mu falan derse evet. yani metafiziği öldürse bu ideolojiktir. Evet. Burada o edebiyat geleceğe de kalmaz. O edebiyat halk tarafından taraftar da bulmaz. Evet. Mesela Ömer Halis Demir niye Ulu Batlı Hasan'ı hatırlattı? Ömer Hı. Halis Demir Seyit Onbaşı'yı hatırlattı. Yani biz arkatip deriz, değil mi? Evet, evet. Arkatipleri hatırlattığı için benzer arkatipler görüyoruz. Tabii tabii Şu ilk zaman, modeller bayağı. falan. Evet. Belki ta Allah Resulü'ne, peygamberimize kadar bizi götüren şeyler var. Kahramanlar var. Destanları hatırlattı. Evet. Hatta siz sonradan hatırlatmışsınız. Cengiz Ayetmatu. Cengiz Ayetmatu büyük kılan arka tiplere yaslanmasıdır. Evet, Bugüne taşımasıdır. Dedi ki büyük sanat eseri insanın evrensel gerçekliğini, evrenselliğin ölçütü... ...geçmişte de olacak, bugün de olacak, yarın da olacak. Bütün zamanı kuşatacaktır. Hı hı. Ama paradig olan zayıf sanat eserleri anlık bugüne şey yapıyor. Mesela 30'lu 40'lı yıllardaki edebiyat dünyasına baktığında yığınla onlar yüzlerce romancı var. Hepsi paradik olmuş. Meşhur olmuşlar. Kabak çiçeği gibi açmışlar. Evet. Hatta popüler müzik. Yani iki yıl önce mırıldandığınız şarkıyı hatırlıyor musunuz? <laughs> Yok Aynen. yani o çünkü popüler olan edebiyat, popüler olan edebiyat bir an etkiyi uyandırır. Ne diyorlar Işıklar parlıyor, evet. İşte hı hı. Onun gibidir ama bir Çanakkale türküsü, e ne bileyim bir hakiki türkü, bir neşe Ertaş mesela hı hı. E, ebediyen. Bir hakikati gibidir. anlatıyorlar. Tabii tabii. İnsan için evrensel evet. ortak değerler. O manada mesela Yahya Kemal Türk Ruhu diye bir yazı yazmıştır. Türkiye'nin ruhu. Ee, yine Oğuz Atay'ın büyük romancı tutunamayanlarda e, roman kahramanı Selim Işığa. İhtiyar eden Selim Uşağı Türkiye'nin Ruhu diye bir kitap yazdırdığını geçer romanda. Hmm. O büyük yazarların şeyidir. Şunu söyleyelim. 15 Temmuz'u ne zaman büyük romancılarımız, büyük şairlerimiz, büyük de büyük sinema da önemli bir sanat, evet. tiyatro yazarı da hatta bestesi türküleri falan e, oluşur ne zaman? İşte o zaman karıcı olur. Evet. Sormuşsunuz e, yeterli mi? E, nasıl diyeyim? Peyami Safiye'de sormuşlar. Diyor ki Romancı çok ama roman yok diyor Hı -hı. ya da roman çok ama roman yok Ya 15 Temmuz ile ilgili çok sayıda ürün var ama bana sorarsanız geleceğe kaç tanesi kalır 3-5 e, tanesi ya kalır Şöyle ya kalmaz. Şöyle diyelim o zaman evet. yazılanlar yeterli mi değil de ne kadar geleceğe kalacak. Evet Belki hangi nitelikte olanlar tabii tabii evet. o şekilde daha söylersek daha iyi olur diyoruz. Evet, evet. Ee, çok teşekkür ediyorum hocam. Çok Gerçekten güzel ifade ettiniz. Daha konuşulacak pek çok şey var aslında ama. Hep yedi not aldım. Evet. Bir özet mahiyetinde de e, şunu söyleyebiliriz. Birçok metin yazılıyor ve bunlardan e, sanat eseri haline gelebilecek olanlar kalıcı olacak olanlar. Ve, evet. E, yazılan metinler arasında e, kalıcılıkla birlikte. Evet. Bizim aslında tarihimizi de yaşatacak ve bunlar hiçbiri birbirinden bağımsız değil. değil. Oradaki Güray Süngün'ün hikayesindeki gibi sadece bu olayı anlatmayacak. Bu olayın öncesi de var ve belki sonrasına da ışık tutacak. Son mi? bir şey söyleyebilir miyim size? Buyurun hocam. Son bir şey şurada e, çok fazla. Mehmet Akif Ersoy, e, e, nasıl diyelim Mehmet Akif Ersoy, Hakkın Sesleri e, Üçüncü safahat. Hakkın seslerini bir şiir yazıyor ki büyük şair. Evet. Türkiye'nin ruhunu temsil eden büyük şairlerden biridir. Buraya not almışız. Defalarca söylemişiz. Hı hı. Orada aldığı bir not. Geleceği de gör, görmüş. FETÖ olayını sanki o günden görmüş. Hı. Yani evet, yüz yani. yıl önce, 110 yıl önce evet. şey var. Önce Hakkın Sesleri bölümünde evet. e, malumdur ki Kur'an ayetlerini şiir biçiminde tercüme ediyor, yorumluyor Akif tefsir ediyor. Hakkın sesleri evet, öyle. Evet. Ee, Bakara suresi 11-12. ayet alıyor Akif. Onlara mealen söylüyorum. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ıslahtan başka bir şey yapmıyoruz derler. Hı hı. Gözünü aç iyi bil ki onlar yok mu işte asıl müfsit onlardır. Lakin farkında değiller. diyor mealen. Yani ya. biz e, şey yaparız, fesat çıkarmayan fetöyü Fetö niteliği olarak asıl e, bu meali almış, bunu şöyle şiirleştirmiş. uzun da şu kısım özellikle diyor ki, ey vatansız derbederler, <laughs> ey deni kundakçılar, milletin az çok duran bir dini bir namusu var. Ey haya namında bir hissin vücudunda bile, vücudundan bile pek haberdar olmayan yüzsüz hayasız bak hele. Arkasından takla attın en deni bir şöhretin düştü takken çıktı caz davlak o kel hmm. mahiyetin bir külah kapmaksa şayet bunca hırsın gayesi kendi namusun olur erget onun sermayesi diyerek sanki denen alça 110 yıl önce anlatmış evet, gibi alın sizi evet, evrensel evet. Evet. yani bu olay FETÖ 15 Temmuz'u da aydınlatıyor gelecekte temenni etmeye ama gelecekteki 15 Temmuzları da. Evet. yapıyor. Evet. Burada Akif'in bir şeyi vardı. Ee, mısrası vardı. Ee, onu arıyorum. onunla bitirelim isterseniz. Ona da bakalım hocam. Ee, Gerçekten güzel detaylar verdiniz. Evet. Mesela Hakkın Sesleri'nde yine aynı bölümde darbeler aleyhinde Akif'in şu şiirini duymuşsunuzdur. Diyor ki darbelerin aleyhinde evet. tükürün milleti alçakça vuran darbelere Tükürün onları alkış dağıtan kahpelere, tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne, hmm. medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanını aslın tükürün. İşte evet. FETÖ darbesini e, mülayim karşılayan başarılı olsaydı onu baş tacı edecek Amerika başta olmak üzere Batı <laughs> ülkelerinin iki yüzlülüğüne neler söylüyor neler. Evet özellikle sordunuz ya 15 Temmuz Temmuz'u yazılanlar bak bu, bir, bu bu metin 110 yıl önce yazılmış ve bak bugünü aydınlatmak Çok için yazılmış söylüyoruz aslında, acaba bugün yazılan 110 yıl sonrasındaki bir olayı aydınlatacak bir metin ne kadar kalacaktır değil mi yani evet. olarak yani tarihi olaylar bir şekilde birbirini tekrar ediyor hocam. Aynen öyle. Aynen i̇şte, çok doğru. Edebiyatta da tabii. bu kaydı görüyoruz aslında. Şekli o değişiyor, de evet. zaman değişiyor, olaylar evet. değişiyor. İsimler değişiyor ya da ama değişiyor. dediğiniz gibi o alçaklar, o hainler Evet, Mesela oluyor, hermenotik, hermenotik dediğimiz yorum biraz önce dört aşamasını söylediğim değil de bu bahsettiğiniz değişen ve değişmeyen dengesinde değişmeyen durum için dizge deniyor. Evet. Değişmeyen dizgeyi yakalamak. Dizgeyi yakalamak. Dizge dediğim sistem, dizgeyi sistem hı hı. anlamında Olayların arkasında değişmeyen hakiki niyeti. Yani bizim hatta şu lisede olsun üniversitelerde ne bileyim ders ince incelerken hocaların ha bu şiirin teması nedir? Ana fikri nedir? Onunla bağlantılı biraz bu. Evet. Görünmez, satır aralarında söylenmek istenen nedir ama e, dizge dediğimizde şairin Alt metin. Bir yani. Evet, alt metin. Görünmeyen ama ima edilen, evet, ima göstergelerden çıkarılan. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ben ağzınıza teşekkür sağlık. ediyorum. Yani çok fazla da notlarımız vardı ama umarım e, işin meselelerinin özünü verebilmişizdir diyelim. Eyvallah çok inşallah. Çok sağ olun ağzınıza sağlık. İki Mısır arası programının bugünkü bölümünün sonuna geldik. 15 Temmuz'un edebiyatımızdaki yansımalarına bakmaya ve incelemeye çalıştık. Yeni bir bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.